Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bilinçli tarım uygulamalarıyla kaliteli ürün elde eden üreticiler hem kazandı hem de tarım işçilerine istihdam sağladı. İlçede ve köylerinde yaklaşık 10 bin dönüm arazide üretilen ve hasada olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 gün erken başlayan karpuz bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Ünver, bölgede 30 bin civarında fide ekimi yapıldığını ve bu sene hasat döneminde 40 ila 50 bin ton karpuz üretiminin beklendiğini söyledi. Geçen yıl 100-120 bin ton civarında üretim yapıldığını ancak fiyat düşüklüğü nedeniyle üretimin yarı yarıya gerilediğini anlatan Ünver, planlı ve düzenli ekim sayesinde bu sezon çiftçinin hem üretimden hem de fiyatlardan memnun olduğunu ifade etti. Ünver, Osmaneli bölgesinde yaz ve kış sezonunda tarımın devam ettiğini, bu dönemde farklı kentlerden tarım işçilerinin ilçeye geldiğini bildirdi. Karpuz ekimine biz Mart'ın son haftasında başlarız. Onlara tül altı derdi, böyle tül altına alırız. Onun için bizim karpuzlarımız hayvan gübresi, yanmış hayvan gübresi daha önce de kışa girerken verildiği için, atıldığı için tarlaya karpuzlarımızın rengi çok güzeldir ve tatları çok güzeldir. Yani bu böyle olduğu için de Osmaneli karpuzu Türkiye'nin her tarafında tutulmaktadır. Hem hava yapısı hem toprak yapısı olarak bizim Osmaneli'nin karpuzu yani bir şifadır. Aynen bir şifadır. Yani hem böbrek hem de kanını temizler. Yani insanlara bir sağlıktır. Geçen sene %120 bin ton arasında üretim vardı. Bu sene tahminim 40 ve 50 bin ton arasında düştü. Yani ekiliş bu sene düşük. Geçen sene çiftçimiz para kazanamadığı için bu sene biraz düzenli planlı ekim yaptı. %40 ile %50 arasında düşüş var bu sene. Karpuz çok insana da istihdam sağlıyor. Bizim şimdi Urfa'dan, Diyarbakır'dan, işte Manisa'dan, Balıkesir'den bu karpuz hasadını yapmaya gelen işçilerimiz var. Bunlar her yıl geliyorlar. Yani Türkiye'nin bu tarımda yani sadece karpuz değil, hepsi ama şu anda mevzumuz karpuz. Yani karpuzun sayesinde bir sürü insanımız da evine ekmek götürüyor. Osmaneli onun için bu hususta bacasız bir tarım sanayi yani tarım. Bacasız tarımdır. Yani tarımda yani bacasız sanayidir. Yani tarımın sağladığı istihdam çok büyüktür. Bakın sadece karpuz, domates, sebze ve meyvada ben size 12 ayın günlük çalışan işçisini söyleyeyim. Günlük ortalama 1200 kişi araziye çıkıyor.